Dede Haber'in değerli izleyenleri, bugünkü konuğumuz Sayın Yılmaz İçen. Sayın Yılmaz İçen, tekstilcisiniz ve pamukla ilgili bölgeleri dolaşıyorsunuz. Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Pamukçunun durumu nedir? Öncelikle merhaba Ahmet Bey. Bizler sadece pamukla ilgilenmiyoruz. Tabii ki birçok bölgelerimizde farklı ürünlerimiz var, meyvelerimiz var, tütünümüz var, pamuğumuz var. Ama pamukla ilgili bugün kısaca bir bilgi vereyim. 2001'den sonra Türkiye hızla kaynaklarını tüketti. Şu anda üreticilerimiz artık gerekli üretecek sermaye birikimleri yapamadığı için, çok hızlı borçlandırdıkları için şu anda üretim yapacak mecralları kalmamış. Mesela bugün 150 dönüm araziyi ekebilmeniz için sizin cebinizde 80 bin lira sermaye olması ya da 80 bin liraya ulaşabilecek bir kredi bulabilmesi gerekiyor ki siz o arazinizi ekebilirsiniz. Tabi bu köylümüzde bu para olmadığı için ya da bu kredilere ulaşamadığı için de ne yapıyor? Cebindeki 3-5 kuruş parayla da hızlı, daha az sermaye gerektiren buğday ekiyor. Tabi bu da ülke ekonomimize ciddi şekilde zarar veriyor diyorum. Katkı bu yanlış olacaksa, bir yatırım, yanlış bir planlama mı var? Tabii. Öneriniz nedir? Çözüm ne? Tabii Türkiye az önce başta söylediğim gibi hızla kaynaklarını tüketti. Toplum çok hızlı borçlandırıldı. Çok dengesiz borçlandı. Şimdi düşünün, sizin önünüzde bir borç var. Bu borcu döndürmek zorundasınız. Bir de artı 7-8-10 ay sonra hasat yapacağınız üründen dönecek bir parayı beklemek durumunda kalacaksınız. Böyle bir şansınız yok. Sıkıntı burada. Devlet mutlaka bunlara hızlıca el atmak durumunda. Tekrar bu toplumun üretken olabilecek koşulların yeniden oluşturulması gerekiyor. Bu da sizin öneriniz nedir? Tabii. Burada bizim önerimiz, tabi bunlar kısa vadede yapılacak işler değil. Burada Türkiye 1,5-1,700,000 ton iplik ithal ediyorsa, burada 5 milyar dolar bunlara kaynak ayırmak durumunda kalıyorsa, bu çiftçilerimizin hızla desteklenmesi, bunlara faizsiz krediler verilmesi, hasat sonu geri alınmak üzere bunlar yapılabilir. Desteklenme diyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Ve eskiden yani Sahiköy bölgesinde, bu bölgede çok güzel pamuk olurdu değil mi? Tabii tabii. Şimdi onları bulamıyoruz. Geçen gün Doğacılı ve Beylerbeyi'ndeydik. 80 bin dönüm arazinin 40 bin dönüm arazisi ekilmiyor. Ekilmediği için, adam çift süremediği için sabanı kırılmıyor. Gidip demirciye gidemiyor. Ya da traktörü arızalanmıyor. Gidip bir tamirciye gidemiyor. Yani ekonomi dediğimiz olay kendi içerisinde, geniş bir yelpaze içerisinde ürettikçe herkese katkı koyar. Türkiye de bunu maalesef yitirdi. Yitirdi. Kesinlikle. Her alanda bu pamukta gördüğümüz bir olay. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.